Evet, fuara dün de katılmıştık biz Paydaş Üniversite olarak. Hem dün hem de bugün yoğunluk çok fazla. Demek ki bu konuda bir ihtiyaç varmış ki insanlar buraya geliyor, öğrenciler geliyor. Biraz önce ben de bir programa katıldım. Üniversite sonrası nasıl iş bulunur konulu bir programdı. Yoğun ilgi vardı öğrencilerden, sorular soruldu. Program yapan arkadaş hocamız da 3 kişiye iş garantisi verdi. Evet, böyle güzel bir ortamda yaşadık. İhtiyaç vardı. İzmir'de daha önce yapılmıştı. O zaman da kalabalıktı. Demek ki bunları yaygınlaştırmak gerekiyor. Pamukkale Üniversitemiz de gerçekten çok güzel iş başarmış. Bu kadar kişiyi bir arada toplama, organizasyonu sorunsuz bir şekilde yapma. Güzel. Hocamızı da buradan tebrik ediyoruz. Ahmet hocamızı. Şimdi bizim üniversite sistemimizde biz teorik bilgi veriyoruz ama uygulamayı veremiyoruz. Öğrenci mezun olduktan sonra biz de aynı durumu yaşadık. Bir dönem bir sorun yaşıyor. Ne yapacağım, nasıl yapacağım, nereye gideceğim? Bu fuarlar o açığı dolduruyor. Öğrenci yol gösteriyor, yöntem gösteriyor. İş başvurusu nasıl olacak? Devlete mi gireyim? Bizde öyle bir alışkanlık var. Ha ben devlete gireyim diye ama özel sektörde eleman arıyor. Yetiştirecek, büyüyor, ihracatımız artıyor. Mesela biraz önce NetGSM Yönetim Kurulu Başkanı 4. operatör olmuşlar. Her alanda elemana ihtiyacımız var diyor. Büyüyoruz diyor. Öğrenciler ama ulaşamıyor. Burası öğrencilerle özel sektörü buluşturuyor. Öğrenciye yol gösteriyor. Hocalarımızın çok güzel programları oluyor. Mezun olduktan sonra neler yapılabilir konusunda. Bizim üniversitelerin bu açığı bu fuarlarla dolduruluyor. Bölgesel değil de belki her şehirde bunu yapmak gerekiyor. Üniversitenin olduğu yerde yapmak gerekiyor. Evet, dünden beri konuşuluyor bu konu. Bir kere öğrenciler kendini iyi yetiştirecekler. Nasıl bir asker savaşa hazırlanırken silahı, efendim zırhı, şapkası, nesi varsa öğrencinin de kendi alanında kendisini yetiştirmesi gerekiyor. Bunlar artık günümüzde çok kolay. Sosyal medya hesaplarında da bu yönde bilgiler veriliyor. Biraz gayret etmek, emek harcamak gerekiyor. Artık eskiden öğrenci sayımız azdı, üniversite sayımız azdı. Rekabet bu kadar yoğun değildi. Ama şimdi rekabet çok fazla. Bir de Türkiye tabii çok gelişti. Birinci ligde yer almak istiyoruz. Dolayısıyla birinci sınıf personel olmamız gerekiyor. Kendimizi kendi alanımızda yetiştireceğiz. Hangi alanda mezun isek o alanda yetiştireceğiz. Sadece üniversitede verilen teorik bilgiyle yetinmeyeceğiz. İngilizcemiz olacak, teknik alandaysak yazılım mühendisliği, yazılım alanında yapay zeka her alanda kullanılıyor. Yapay zekayı bir kere bileceğiz. Kendi alanımızla ilgili yapay zeka nasıl kullanılıyor, nerede kullanılıyor bunları bileceğiz. Bunları bilmek, öğrenmek çok zor değil. Bunlar internette var. İnterneti biraz da bu şekilde kullanırsa öğrenci, ben donanımlı bir şekilde iş hayatına atılacağına inanıyorum.